Ömrüsü Savaş Çorlu karşımızda. Günaydın Savaş, hoş geldin, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, keyifler yerinde Savaş, bir problem yok. Ben az evvel bütün manşetleri saydım. Tabi tahmin edersin ki birçok sorun var sana. Ama en fazla merak edilenle başlayalım. İrfan Can diyelim, çünkü taraftar artık dört gözle bekliyor dünkü kupa mücadelesinden sonra Başakşehir Cephesi bir açıklama yaptı. Evet görüştük Galatasaray'la. Zaten basına da yansımıştı görüşmeler. Fenerbahçe'de bir randevu istemiş. Onlarla da görüşülecek. Bir de Marsilya'dan teklif var. nedir gelinen son nokta? Galatasaray Cephesi için soruyorum. Önce Trabzonspor'u kutlayarak başlıyorum. Süper Kupa'da dün akşam bir zafer ulaştılar. Kazandıkları kupadan dolayı Trabzonspor'u kutlayalım. burada tabii ki bu karşılaşmada Başakşehir maçında finalden daha çok canlı viske konuşuldu. Şimdi haberlerini izlerken senin hep Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanabilir, sıcak gelişmeler yaşanacak gibi ifadeler o kadar çok kullanıyordu ki ama havanın da soğuk olması var. Şu Galatasaray'da şu anda o sıcak gelişmeler bir türlü yaşanamıyor... Çok net bir şekilde bunu ifade edebilirim. İrfancan konusunda Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da belirttiği gibi yani Galatasaray'ın bir teklif yaptıklarını, kendisinin kendilerinin Galatasaray Kulübü'ne bir teklif yaptıklarını sunduklarını ve arada gözüken rakam şu anda hem rakamsal boyutta hem takas boyutunda Galatasaray'da ciddi anlamda sorun var. Nedir bu sorun? Galatasaray'dan istenen rakam 10 milyon euro artı Emre Kılıç e, takası. Galatasaray'ın bugün şartlarında, yarı şartlarında pazartesiye kadar 1 Şubat'a kadar böyle bir transfer yapma e, lüksü diyorum. Bu şartlarda bulunduğu şartlarda çok zor gözüküyor. Çünkü e, Galatasaray'ın Başakşehir Kulübü'ne sunduğu e, rakam sezon sonuna kadar kiralık sezon sonu ödeme planı şeklindeydi. Göksel Bey Başakşehir Kulübü bu teklifi kabul etmiyor. Dolayısıyla İrfancan konusunda bugünden yarına sıcak bir gelişme beklemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin yine Sayın Göksel Gümüştah'ın ifade ettiği gibi bir randevu talebi vardı. O randevu da galiba evet. bugün gerçekleşir. Bugün de bu konuda Fenerbahçe adına yeni genişleme, yeni şeyler gelebilir, haberler gelebilir, evet. yeni gelişmeler gelebilir. Dolayısıyla Galatasaray cephesi şu anda beklemede yapmış olduğu bir teklif var. 3-4 gündür bekliyor ama Başakşehir cephesi buna yanaşmıyor. İrfan Can konusunda somut bir adım şu an için atılmış değil. Hı -hı. Fenerbahçe cephesi beklenecek yani. E, yani Galatasaray transfer yarışından çekilmedi değil mi? Öyle değil mi? Hani hala daha temaslar sürüyor. E, son bilgi ben duyduklarımı paylaşayım. Sen de revize et e, senin bilgilerinle beraber. Kapıyı 4,5 milyon euro ile çaldı Galatasaray. Ardından e, 6 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan da %50 pay değil mi? Yani gelinen son nokta teklifte bu mu? Anladığımız kadarıyla Galatasaray... Başakşehir cephesi takası istemiyor Oyuncu takası talep etmiyorlar. Doğru. Galatasaray cephesinde Başakşehir kulübüne Sayın Başkan'a yöneltilen teklif bu yöndeydi. Göksel Gümüşdağ cephesinden aldığımız haberler ise 10 milyon euro artı Emre Kılıç transferiyle İrfan takası gerçekleşebileceğini ve bu şartlarda da şu anda çok zor gözüküyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Bu Başakşehir kulübünün istemiş olduğu şartlar doğrultusunda çok zor gözüküyor. Galatasaray'ın Başakşehir'e sunmuş olduğu şartları Yüksel Bey kabul etmedi. Dolayısıyla Fenerbahçe şu anda teklifini yapacak. Onların teklifi görülecek. Bundan sonraki süreç Fenerbahçe lehine mi gelişecek? Galatasaray lehine mi gelişecek dersek Fenerbahçe'nin bugün yapacağı resmi tekliften sonra biraz daha net konuşabiliriz ama Galatasaray adına şu an İrfan Can için evet. çok net bir şey söylemek doğru olmaz. Anladığımız olumsuz, kadarıyla olumsuz gözüküyor. Başakşehir cephesi de Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Maaşı yanında talip olduğunu biliyoruz oyuncuya. Bakalım beklemede kalacak anladığımız kadarıyla tüm taraflar. Ee, bir de tabii yani İrfan Can tabii listesinin ilk sırasında ama tek futbolcu değildir o bölge için. Velev ki olmadı. Galatasaray'la bir anlaşma sağlanamadı. Hangi isimleri veya ismi düşünüyor o bölge için? İrfan Can'ın alternatiflerini soruyorum aslında sana. Eğer şu anda İrfan Can transferi gerçekleşmezse ki zor gözüküyor. Malatyaspor'daki Yusuf Endi'ye şimdi transferi bu bölgeye e, hafta sonu ve de transferin son günü büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor. Şu andaki evet. isimler arasındaki en gerçekçi transfer Malatya Spor'daki Yusuf Endişemi transferi olarak gözüküyor. Bunun evet. için de Malatya Spor Kulübü 3 milyon eurodan bir teklif e, kapı açmıştı. Bu rakam şu anda 1,5 milyon eurolara kadar düştü. Önümüzdeki günlerde 1-1,5 milyon euro bandında ben Yusuf Endişemi transferinin gerçekleşeceğini e, düşünüyorum. Bu yönde bilgiler alıyorum Kasa, Malatya Spor Cephesi'nden, Galatasaray Cephesi'nden. Yani bu eğer bir transfer olacaksa Erfan'ın yerine bu transfer olur. İçeriden bir transfer olacaksa da o zaman olacaktır. O zaman o bölgede Taylan'la beraber oynayacaktır gibi gözüküyor şu anda. Peki tabii Mustafa Muhammed'i de e, taraftarlar taraftarlar çok merak ediyorlar. Onunla alakalı da artık bir gelişme kaydedildi herhalde. Yani bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor büyük ihtimalle oyuncunun anladığımız kadarıyla. E, yani neden orada gelinen son nokta bir açık bir makas kaldı herhalde. Galatasaray'ın ne? Zamelek ne istiyor? Bir uzlaşı bekliyor musun bu hafta? Şimdi bu hafta zaten pazartesi günü transferin son günü. Doğru. Dün akşam gece geç saatlere kadar Galatasaray kulübüyle Zamalek kulübü arasındaki görüşmeler... E, ...bir hayli mesafe kat edildi gibi gözükse de sonuç itibariyle herhangi bir sonuca varılamadı. Zamalek kulübü burada Galatasaray'ın da transferdeki rakibi Sentetiyen'le beraber bir hayli uğraş içinde... ...Galatasaray'ın vermiş olduğu rakam sezon sonuna kadar kiralık 600 bin euro ve Mayıs'tan sonra da 4,5 milyon euroyu taksit halinde ödemekti. Çok net bir teklif vardı. Fakat Zamalek kulübü bu teklifi kabul etmedi. Mustafa'nın da burada Muhammed Mustafa'nın da Galatasaray'a gelmek istemediği ve Fransa'da oynamak istediğini ben daha önceki bir yayında da sana ifade etmiştim. Burada Santeti'nin çok net o daha önce kulübüne vermiş olduğu teklifin Zamalek kulübüne 3 milyon dolar peşin, 2 milyon dolar bir sonraki taksit şeklinde. O bile kabul görmemişti. Ama dün akşam çok net Sentetian kulübünün Zamalak kulübüne vermiş olduğu 5 milyon dolar peşin fiyatı var. Bu peşinde dahi şu anda Galatasaray'la ikisi arasında gidip geliniyordu. 5 milyon dolarlık teklif şu anda Zamalak kulübünün masasında duruyor. Hı hı. Ve Zamalak kulübünü şu anda Galatasaray'a değil belki de burada Sentetian'e bile vermeyip futbolcu kendi kulübünde kalacak. Çünkü orada Galatasaray değil ama. Santeften kulübüyle aralarında bir sorun var. Senteten kulübü burada Zamalek kulübünden dolaylı bir şekilde özür diledi. Rakamı tekrar tek, tek nakit evet. çekine çevirdi. Ama Galatasaray adına bakıldığı zaman şu anda bitmiş bir transfer yok ve gerçekten Galatasaray için şu anda Muhammed Mustafa zor gözüken bir transfer. Muhammed Mustafa'nın kendisi de Galatasaray'a çok net gelmek istemediğini ve futbol hayatını Fransa'da sürdürmek istediğini ifade etti. Uh -huh. Bugün bakıldığı zaman ne gidiyor. Mustafa geliyor. Bugün itibariyle yarın itibariyle bu transferde böyle bir şey zor gözüküyor sevgili izidim. Bunu çok net olarak söyleyebilirim yani. Peki bile Cagney'in bile bugün e, Gaziantep kadrosu belirtildiği zaman maç kadrosunda yer alabilir. Yani görürsek şaşırmayalım açıkçası yani Cagney'in. Bu akşam çünkü öğleden sonra gidecekler. E, şimdi bir teklif sunuldu. Sonrasında Zamele'nin talepleri var. E, uzlaşı sonucunda indirime gidildi ama hala da istenen rakama ulaşılamadı anladığımız kadarıyla. Bir de Zamelek cephesinde cephesinin açıklamalarını dün okumuştum ben izleyenlerle buluşturmuştum. Onlar da ederini bulursa ancak göndermek istiyoruz. Çünkü hani ligimizin en değerli, en golcü futbolcusu gibi bir ifade de kullanmışlardı. Çok, öyle değil mi? Onlar da indirme çok fazla yanaşmazlar. Çok, yana çok doğru. Var. Çok doğru. Gelişim vadeden bir futbolcu. Ben Aynen, uzun öyle. önümüzdeki önümüzdeki yıllarda çok adında söz ettirecek bir forvet oyuncusu. Çok net bir şekilde gözüküyor. Ama ben bu transferi biraz da Bundan 3 sene önce, 2-3 sene önce Alan Kalvaryal transferi vardı. Dubai'ye gidilmişti. Transferin ikisi birden Alan Kalvaryal patı olmadıktan sonra uluslararası bariyerlere çarptık gibi ifadeler olmuştu yönetim kurulunun. Evet. Resmi siteden böyle bir açıklama yapmıştı. Bugün bulunduğu durumda da menajerler, Zamalek Kulübü'nün açıklamaları, Mısır basınının her gün bu oyuncunun bittiği şeklinde, İstanbul'a geliyor şeklindeki haberleri, 3-4 farklı menajerin olması yani çok e, karma karışık bir transfer ama bugün içinde bulunduğu durumda gerçekten de çok e, net bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray'ın Fatih Terim'in çok iyi bir şekilde istediği bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın bu konuda e, nerede dersen şu anda %50'lerde falan bile görmüyorum. Çünkü dün akşam çok ilginç bir şekilde hem Sentetiyen Kulübü'nün hem Galatasaray Kulübü'nün Zamanek Kulübü'nün yöneticilerle görüşmeleri vardı. Gece 1.30-2 sıralarında bu transferin bitme adına en ufak bir gelişme yoktu. Anladım. Hatta Zamalek kulübünün sonuç yok anladığımız kadarıyla bitti diyemeyiz yani bu transfere. Bitti diyemeyiz ama bugün yarın ne olur? Bugün zaten Zamalek kulübünün de bir resmi açıklama yapacağını düşünüyorum. Ama Celtic'in evet. peşin parası 5 milyon doları masaya koymasına ama bu transferi gerçekleştiremediniz. O zaman şöyle mi yanlış mı anladım? Biraz Zamelek'in Zamalek'ten gelecek oyuncunun Mustafa Muhammed'in transferine mi bağlayacak dene gidişi? Belki anlaşma sağlanmadı, başka bir oyuncu gelmedi. Cagney'in de West Bromwich'e gitmesi galiba şu anda gündemde. Somut teklif var. E, Muhammed evet. gelmezse Cagney kalıyor mu? Antep maçında görebiliriz dedin çünkü. Çünkü bugün Antep maçı kadrosu açıklandığı zaman Cagney'i Antep maçı kadrosuna dahil edebilir. Maç Cuma günü, transferin Hı. son günü, pazartesi günü. Dolayısıyla Galatasaray'ın elindeki tek golcü. Yani Babel'in de tam formatı olmadığını düşünürsek şu andaki Galatasaray'ın elindeki olan tam merkez santrofu olan Cagney var. Dolayısıyla bir oyuncu almadan Cagney'i de göndermek çok o, olası daha büyük tepkilere de ulaşabilir. Transferde. Bir başarısız süreç var Cagney'de gönderirseniz e bir taraftan Sabek konuşuluyor Omar'ın yerine henüz Sabek alınmadı ismi hı hı. geçenler var yani haberlerimizde de izledik baktığın zaman Yadiyan transferi ama burada da henüz netleşmiş bir şey yok evet. ben bugün, bugün yarın bir altyapıdan bir genç oyuncuya profesyonel lisans çıkarttırıp oraya Sabek'e bir genç oyuncu takviye yapılırsa onu da şaşırmam yani. Peki şunları da sorayım. Başka tabii isimler var. Adı geçen isimler. Yani Omar'ın son durumu nedir? Tabii ki yani futbol hayatından ziyade bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz biz öncelik olarak tabii ki. Umarız toparlanır, sağlığına kavuşur tam olarak. Ne kadar süre sağlardan uzak kalacak onu sorayım. Bir de Omar'ın yerine çalışmalar da başladı galiba. Yedin ismini ben izleyenlerle buluşturmuştum. O bölge için böyle. Bir de Kaan Ayhan için de girişimler var anladığımız kadarıyla. Bu iki bölgeyi istersen konuşalım bu iki ismi. Kaan Ayhan şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir transfer mi değil ama sezon başında da ismi geçmişti. Daha önce de e, görüşülmüştü. Kaan Ayhan için şu anda ben çok net bir şey söylemem. Bir transfer yapıldı. Şey teklif yapıldı. E, görüşmeler belki önümüzdeki günlerde birkaç gün içinde yeni gelişmelere sebep verebilir. Olabil, olumlu yönde de olabilir. Ama evet. şu ana kadar olumlu yönde adımladığımız bir transfer göremiyorum. Bir yakuru transferiyle Halil Değerşoğlu'nun sonrasındaki isimlerin hepsi bakıldığı zaman olumsuz sonuç dönüşebiliyor. Burada bundan sonraki süreç için Omar için tabii ki biz e, doktor değiliz ama sağlık bilgisi. Kulüpten aldığımız bilgiler sezon sonuna kadar futbol oynayamayacağı. Sezon sonundan sonra zaten lisansı da askıya alınacaktır. Sezon sonuna kadar ücreti ödenecek. Ama sezon sonu e, geniş kapsamlı bir şekilde doktorlardan gelecek sağlık raporuna bakılıyor. Ama bugün itibariyle gerçekten Allah şifasını versin. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun. Kesinlikle, Ve e, ciddi bir e, oradaki bir kazadan almış olduğu yara var. Bundan sonraki futbol hayatı belki de tehlikeye girecektir. Ama bu konuda net bir şey söylemek gerçekten bizim adımıza doğru olmaz. Tabii bundan sonraki süreci sağlık heyetinin, sağlıkçıların vermesi gerekiyor. Yani. Peki Yedlin'le gelişmeler daha doğrusu transfer görüşmeleri hangi aşamada? Son olarak onu da alayım. E, Nükasin Amerikalı futbolcusu. Anlaşmaya varıldığıyla alakalı bilgiler var. Temas kuruldu herhalde. Geliyor mu oyuncu? Nedir son durum oradaki? Bir temas var doğru ama yarım sezon daha sözleşmesi var. Orada kalmak istiyor, futbol hayatına devam etmek istiyor. Ee, ekstradan da oturma izni çözmeye çalışıyor. Eğer oturma izni çözerse bu transfer de zor gözüküyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Eğer gelirse Türkiye'de o bölgesinde renk katar. Çok da e, güzel golleri olan, ikili mücadelere, fiziğini güçlü, sempatik de bir futbolcu. Eğer bu transfer gerçekleşirse e, önemli bir transfer olur. Ama e, şu andaki tabloya bakıldığı zaman Orada yediğin evet. içinde net bir somut adım atılmış değil henüz yani. Ben de buradan sıcak sıcak haberler vermek isterdim ama içini kararttı demesinler. Gerçekten de gelişmeler şu anda bu yönde. Bugün de takip edeceğiz bakalım neler olacak. Evet. Ama şu anda çok net olumlu bir şey göremiyorum açıkçası yani. Savaş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Görüşmek üzere diyelim o zaman. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim.